Perşembe sohbetlerinin dördüncüsünü düzenliyoruz bu hafta. Ve çok kıymetli bir konuğumuz var. Hayata Destek Derneği'nin de danışmanlığını yürüten Bülent İlik bugün bizimle sohbette olacak. Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bülent Hoca'yı bekliyoruz şimdi. Beraber yayına da başlayacağız. Ben bu sırada size kısaca Bülent Hocam'la ilgili biraz bilgi vereyim istiyorum. Özgeçmişinin tamamından bahsetmek zor. Çünkü Bülent Hocam hayatını dolu dolu sosyal hizmetler alanında geçirmiş. Birçok önemli projeye de imzasını atmış. Sahada çok önemli işlerde emek vermiş. Hem deneyimiyle hem bilgi birikimiyle bu alanda çok baş tacımız olan akademisyenlerden ve proje yürütücülerinden biri. Birazdan kendisi de gelecektir. O gelene kadar konuğumu size kısaca tanıtayım ben de. Doktor Bülent İlik, sosyal hizmet uzmanı. Yüksek lisans ve doktorasını Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı'nda yaptı. Çalışma yaşamının büyük bölümünü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda geçirdi. Çocuk Esirgeme Kurumu'nun çok bilinen genel müdürlerinden biridir. Ben hemen bakıyorum. Hocamı bağlamaya çalışıyoruz. Hocam geldiniz mi? Evet, davet yeni geldi. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de kısaca size anlatmaya çalışıyordum. Kısaca anlatmak biraz zor. Bizim de Bülent hocamızla 2012-2018 yılları arasında özellikle mevsimlik tarım alanında çocuk işçiliğiyle ilgili yürütülen çalışmalarımızda beraber proje yürütmüştüğümüz, sahada yer almışlığımız, raporlamalar yapmışlığımız var. Sağ olsun bugün de bizim danışmanlığımızı yapmayı sürdürüyor. Aynı zamanda da Başkent Üniversitesi'nde akademisyen. Zannediyorum burada çok sayıda öğrencisi de yayında bizimle beraber. Evet, görünüyor. Hoş geldiniz hocam. Tekrar hoş bulduk, evet. Sohbetimize bir neredesiniz, ne yapıyorsunuz, karantina nasıl başladı, nasıl gidiyor? Bir halinizi, ahvalinizi sorarak başlayalım. Çok teşekkür ediyorum bana bu olanağı verdiğiniz için. İstanbul'dayım. Aslında Ankara'dan geldim ve kaldım. Üniversitede dersler devam ediyordu. Doğrusunu sorarsanız alıştım da buna da ihtiyaç varmış gibi geliyor bana. Ama sıkı bir karantina sürecinde olduğumuzu söylemeliyim. Torunla beraber misiniz karantinada? Bir süredir torun gelebiliyor artık. Annesi çalışmaya başladı. Birlikteyiz. O da ayrı bir keyif tabii. Bir kısmımız için de böyle ertelediğimiz yan yana gelişleri, buluşmaları da sağladı bu karantina süreci. Hocam, sohbete hemen konu başlığımızla ilgili soruyla devam etmek istiyorum. Çünkü size sorulacak çok soru var. Bu arada bu yayın sırasında izleyicilerimizden gelen soruları da elden geldiğince derleyip sizin konuşmanızı bölmeden aralarda size aktarmaktan yanıtlarını almaya çalışma isteğindeyim izniniz olursa. Benim ilk sorum şu, sizinle yayına geçmeden önce bir taradım sosyal hizmetlerle ilgili. Son raporlar neler, dünyada neler konuşuluyor, nelerden bahsediliyor? Dikkat çekici olan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın, UNDP'nin insani gelişme raporu, bir öngörüden bahsediyor bu raporda. Ve diyor ki bu yıl kişi başına düşen küresel gelir %4 azalacak. Eğitim, sağlık ve yaşam standartları bileşkesi olan küresel insani gelişme 1990'dan bu yana, yani bu konsept gündeme geldiğinden ve bu endeks tutulmaya başladığından bu yana ilk defa global ölçekte hesaplandığında düşüş göstermiş olacak. Yani çokça kriz atlatıldı şimdiye dek ama bunun gibi çerçevesi geniş, yelpazesi geniş bir krizi dünya karşılamamıştı ya geliyor. Ve UNDP Başkanı özellikle altını çizerek
Steiner diye okuyorum ben, yanlış olmasın. Kararlı ve eşitliğe odaklı müdahalelere ihtiyacımız var. Yoksa insanlığın gerilemesiyle karşı karşıya kalacağız diyor. Şimdi burada bahsettikleri alanlar bizim sosyal hizmetlerde ele aldığımız alanların da başında geliyor. Yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik alanlar, eğitim, sağlık gibi alanlar. Önce şunu sormak istiyorum ben. Toplumsal hayatımızın içinde, pandemi öncesinde yani konsept olarak tanımı gereği sosyal hizmetler nereye oturur? Sosyal hizmetler deyince biz ne anlamalıyız? Mesela sosyal haklar ve sosyal hizmetler, bu iki kavramın ayrıştığı, yan yana geldiği yerler nerelerdir? Evet, tekrar teşekkür ediyorum ben. Sizi ve izleyicileri selamlamak istiyorum. Aslında bu tür yayının acemisiyim. Hani pandemi dönemi dediniz ya, bu da bir öğrenme sürecine katkı diye düşünüyorum. Arada bir yanlışım olmaz umuduyla söylüyorum. Şimdi söylediğiniz veri son derece önemli. Türkiye ekonomisiyle ilgili bugün de televizyonlarda tartışmalar sürüyordu. Türkiye ekonomisinde de genel kanı o ki bir daralma, küçülme olacağı görülüyor. O kısmını konuşacağımızı biliyorum ama tarihsel olarak bu çok önemli bir soru. Sosyal hizmetler aslında klasik hizmet alanlarıyla Türkiye'de daha çok tanındı. Bu çok hem önemli ama aynı zamanda da sorunlu bir alan. Nedir klasik alanları? Sosyal hizmet deyince akla gelen doğru sosyal hizmet tanımını söylüyorum. Yoksa temizlik işlerine bile sosyal hizmet hala diyenler var. Ama doğru tanımıyla söylersek daha dezavantajlı gruplara yönelik olarak önemlice bir bölümü bu öne çıkmıştı. Yatılı hizmetlerle öne çıktı sosyal hizmet kurumları. Ne bunlar? Korunmaya muhtaç çocuklar, işte yuvalar, yurtlar, ve korunmaya muhtaç çocuklara götürülen hizmetler, huzur evleri, engellilere yönelik özellikle sürekli bakım ve gündüzlü bakım şimdi değil ama o engellilere yönelik hizmetler. Daha çok bu hizmetler öne çıktı. Oysa sosyal hizmetler bütün dünyada gelişmiş olan yerlerde bu hizmetleri yerine getiriyor. Ama en az bunun kadar önemlisi toplumla da çalışıyor. Çünkü sosyal hizmetin temel üç yöntemi var. Bireyle, grupla, topluluk ve toplumla çalışmak. Bu toplumla çalışmak ve bir ucu da toplum kalkınmasına giden bir süreci ifade ediyoruz. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde çok daha önemli. Hele hele bu kriz dönemlerinde, afet dönemlerinde evet birebir bireylere, gruplara ulaşılacak ama toplumun bütününü ilgilendiren çalışmalar yapılması gerek. Bu sosyal hizmetlerin eksik ayaklarından biriydi. Birincisi bu. İkincisi, şunlara çok kısaca söyleyeceğim. Vakit konusunda uyarınıza açık olduğumu bir kez daha hatırlatayım. Bir kere şunu unutmamak gerek. Biz bir imparatorluk geleneğinden geliyoruz. O imparatorluk geleneğinde yurttaş yok, tebaa var. Bu çok önemli bir ayrım noktası. Bugünkü konuşma başlığımızla da ilgili. Yurttaş olmak demek, sorumlulukları olan, hakları olan birey olabilmek demektir. Üstelik bu birey öyle bir birey ki hem birey hem biz ikisini bir arada yürütebilirse bugünün tanımıyla. Yani aktif yurttaş, sorumlu yurttaş anlamında. Halbuki imparatorluk geleneğinde bu böyle değil. Siz tebaasınız. Siz kulsunuz, verildiği kadarıyla yetineceksiniz. Hani haklar ve benzerini konuşuyoruz ya, Cumhuriyet dönemiyle birlikte, başta kadın hakları olmak üzere, bu şey anlamına gelmiyor, çok güzel yerlerdeyiz falan anlamında söylemiyorum bunu ama hukuksal çerçeve itibariyle Cumhuriyet'in kuruluş yasaları ki önemlice bir bölümü varlığını hala sürdürüyor, birey olabilmeyi ve vatandaş olabilmeyi sağlıyor. Şimdi ya bu noktada duracağız, bunu ilerleteceğiz, geliştireceğiz bütün sorunlara rağmen ya da bundan uzaklaşacağız. Bu çok kritik bir tartışma başlığı. Üstelik o genç cumhuriyetin 13 milyon nüfusunun 11 milyonunun köyde yaşadığını, ağır bir yoksulluk tablosu içinde bir cumhuriyet devralındığını, kadın hakları ve benzeri açıdan çok sorunlu olduğunu anımsamak gerekiyor. Başka bir programda belki bu konuşulabilir. Bunları anımsatmak gerekiyor. Bugünü anlayabilmek ve yorumlayabilmek için. Özellikle 61 Anayasası,
Bu da ilginç. Şimdi bir başka vesileyle konuşuluyor ama 61 Anayasası Türkiye'de sosyal ve ekonomik haklar açısından çok ileri hükümleri içerir. Hatta bu anayasa bize bol geliyor tartışmaların olduğu bir süreçten geçiyoruz ve geliyoruz. 80 bu süreci bambaşka bir yere çevirdi. Keynesyen politikalarla birlikte, liberalizmle birlikte geldiğimiz nokta ne oldu? Efendim devlet elini ayağını bu işlerden çeksin. Bunu biraz vakıf ve hayır temelli olarak yürütelim. Bu tıpkı şey, kapitalizmi ilk dönemindeki insanlar doğuştan iyiye ve güzele yöneliktir. Bir eksiklikleri, bir sorunları varsa, korunma ihtiyaçları varsa bu büyük ölçüde kişisel kusurlarından kaynaklanıyor yerine bunun yerini kendi aralarında yardımlaşarak çözsünlere geldik. Şimdi bu çok önemli. 80'den 2020'ye geldiğimiz noktada sosyal hizmet politikalarında giderek kamusal olanlarını kastediyorum. STK'ları bir ölçüde dışında bırakıyorum. Kamusal alanda kaynakların çok önemlice bir bölümü bir tür hayırseverlik gibi ve sosyal yardım üzerinden kullanıldı. Hatta bunu şöyle söylememizde de sakınca yok. Sürdürülebilir yoksulluk bağlamında kullanıldı. Korunmaya muhtaç çocuklara yönelik hizmetler devam etti, iyi devam etti. Ama bütün Türkiye'de baktığınız zaman ulaşılabilen sayı 30 bindi. Huzur evleri Türkiye'de iyiydi, hala iyi ama bütün ulaştığınız sayı toplumun bütününü kucaklamak açısından, engeller açısından, yani yatılı kurumlarla ilgili sorun biraz daha az kabul edilebilir ama şimdi bugün itibariyle söylüyorum, 27 milyona yakın çocuğu olan bir ülkede siz sadece 30 bin çocuğu yatılı kurumlarda ya da işte koruyucu aile evlat edinme ve benzeriyle koruyarak çocuk sorunlarını çözemezsiniz. Yani şimdi devraldığımız COVID-19 ya da salgın dönemine geldiğimiz noktada sosyal hizmetlerdeki kaynaklar istenilen düzeyde toplumu değiştirici, dönüştürücü bir noktada değildi. Burada başka dönemlerin de etkileri var. Sosyal hizmetlerle ilgili olanlar, yakından ilgili olanlar bilir. Örneğin 12 Mart'a kadar sosyal hizmet eğitiminin içinde köy çalışmaları vardı. Toplum kalkınması çalışmaları vardı. Ama Türkiye bir dönem geldi ki toplumla çalışma, sosyal hizmet falan dediğiniz zaman bunlar çok başka algılanmaya başladı. Bu Sosyal başka hizmet. Evet, bu başka algılanma esas koruyucu, önleyici boyuttaki gelişmeyi engelledi. Ben bunu yakın gelecekteki bir yerde de tekrar kullandım. Bir metaforla kullanıyorum. Şimdi itfaiyecilik artık bir bilim dalı gibi. Öyle yani okulu var. Ama tulumbacılık öyle değil. Yarışıp yangını söndürüp geliyor. Yangını ortaya çıkartan, yeniden üreten koşulları çok göz ardı göz önüne almıyor. Çünkü onun görevi gidecek yangını söndürecek. Halbuki şimdi bir bilim dalı olarak itfaiye sadece yangın değil başka şeylerle de ilgili ama esas odağında ne var? Yangın çıkmadan tedbir almak. Sosyal hizmetleri de böyle düşünmek gerek. Çok geniş bir çocuk nüfusu olan ekonomik gelişmişlik açısından bu bölümün süresini zorluyorsam işaret edin. Dünyanın en gelişmiş 20 ekonomisi içinde alan olan ama gelir bölüşümü açısından çok sorunlu ve sıkıntılı bir ülkede yaşıyoruz biz. Evet, ekonomimiz çok gelişmiş 20 ekonomi içinde. Niteliği ayrı bir tartışma konusu. Benim konum değil. O hiç kuşku yok. İlgilendiğim ama benim konum değil. Ama gelir bölüşümü açısından sorunlu bir ülkede yaşıyoruz. Biz COVID-19 kriziyle karşı karşıya kaldığımız ilk vakayı gördüğümüz Mart 2020 ile ilgili sadece birkaç rakam söyleyeceğim size. Bir, nüfusumuz 87 milyon. Hoca yanıldı mı? Hayır, hoca yanılmadı. 82 küsur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 5 milyon birlikte yaşadığımız ve yaşayacağımız mülteciler. Dikkat edin, misafir demiyor. Statülerini, hukuki statülerini geçen hafta sevgili Mahmut İshal'la konuştunuz. O anlattı. Geçici mülteci diyoruz ama geçici falan değil. Biz birlikte yaşıyoruz. Yani 87 milyon. Bu 87 milyonun içinde
mülteci kısmı hariç olmak üzere 14,7 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, yurttaş sosyal yardımlardan yararlanıyor. Ki pandemi içindeydi bu değil mi hocam? Pandemi gerçi girmeden. Pandemi sürecinin öncesi, evet. Hı. Şimdi uyarınızı hatırlıyorum, biraz daha soluklu konuşayım, hızlı konuşmayayım. 52 milyar Türk lirası harcıyorduk biz sosyal yardımlara. Mültecilere yönelik olarak kullandığımız rakam ne? 40 milyar dolar. Yani 280 milyar diyelim. 330 milyar sosyal yardımlara harcıyor. 2,5, yani bu rakamların tamamı TÜİK rakamlarıdır. İşsizlikle ilgili çok yoğun sorunları var. Bu sorunların içine bir de mülteci sorunu ve bir anlamda sıcak savaş süreci yaşandığını da hatırlayalım. Suriye'de devam ediyor. Dün yine bir şehit haberi geldi ülkeye. Bir de bu krizin üzerine şimdi COVID-19'la karşılaştık. Şimdi sosyal hizmetler neresinde bu işe? 14,7 milyon yurttaşa sosyal yardımlar yapılıyor muydu? Yapılıyordu. Şimdi COVID ile birlikte devletin resmen kapattığı önemlice bir bölümü hala açılmamış olan 150 bine yakın iş yeri var. Rakamların ortalamasını söylüyorum, yuvarlak söylüyorum. Bu 150 bin iş yeri aslında, bu benimkini gözlem olarak söyleyeyim, çok büyük ölçüde kayıt dışı çalışmanın yoğun olduğu, asgari ücret düzeyinde çalışmaları, yani günlük kazanıp günlük yaşayan işçilerin, emekçilerin olduğu sektörlerdi. İşte hizmet sektörünün önemlice bir bölümü. O arada da çalışma yaşı içinde 2 milyon Suriyelimiz var bizim. Suriyeli demeyeyim, düzelteyim, mültecimiz var. Farklı uluslardan, ağırlığı Suriyeli. Bu 2 milyon çalışma yaşında olanlardan çalışma izni verilmiş olan 20 küsur bin, 24 bin. Hocam 31 Mart 2019 ben de daha yeni bir iş için çıkarmıştım. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verisiydi. 31.185 kişi diye geçiyor. 2019'un Mart ayında duyurulan sayı, çalışma izni olan Suriyeli sayısı. Peki ben de aynı bakanlığın verilerinden aldım ama diyelim ki 32 bin yaklaşık olarak. Vatandaşlık verilen ne kadar? 100 küsür bin. Evet, 100 bin civarı. 100, 102 bin civarı. Peki 2 milyondan ben daha büyüteyim. 150 bini düşün. Çalışma ortamında olan, yani Mart'taki ilk Covid vakasını gördüğümüz gün 1 milyon 900 bin civarında mülteci vardı. Bizim kendi işsizlerimizin dışında ne oldu Suriyeliler? Biz neyi anımsıyoruz mültecilerle ilgili? Edirne'deki sınırdaki insanın içini yakan, içini acıtan görüntüleri hatırlıyoruz. Nereye gitti o insanlar? Şimdi Hayata Destek Derneği'ndeki bu alanda doğrudan çalışan arkadaşlarım var. Bir kısmında yayında izlediğini biliyorum. Geri döndüler. Nasıl geri döndüler? Ellerindeki, avuçlarındaki az birikimi de yok ederek görünürler. Böyle bir ortamda biz şimdi bir afetle karşı karşıya kaldık. Hukuken tanımlanmış bir afet değil bu. Olağanüstü hal ilanı yok ve benzeri yok. Ne yapılıyor? İlk akla ne geliyor? Sosyal hizmetler de içinde olmak üzere sosyal yardım. Üstelik bu sefer şöyle bir şey oldu. Türkiye'de belediyeler yakın zamana kadar sosyal yardım yapmakla övünüyordu hepsi. Yani bu dönemde birden şöyle bir tablo ortaya çıktı. Yardımı ben yaparım. Merkezi yönetimin tavrı. Diğerleri benden izin almak zorunda. İşte farklı formüller bulundu. Yani bir sosyal yardım yarışı başladı. Görünür ki devam da ediyor ve edecek. Niye? Bizim mevcut işsizlerimize ek olarak böyle bir dönemde 2 milyon daha yeni işsiz gelecek. Şimdi işsizlik dediğimiz şey aslında sosyal hizmetlerin hedef gruplar açısından konuştuğumuz her alan için risk demektir. Bunu anımsatmak istiyorum. Yoksulluk, sokakta çalıştırılan çocuk, başka alanlarda çalıştırılan çocuk,
gençler arasında işsizlikle birlikte, yoksullukla birlikte ortaya çıkan ve muhtemelen artan şiddetten madde kullanımına kadar aklınıza gelebilecek bireysel ve toplumsal pek çok yeni sorun demek. Yani biz şimdi salgının noktasına böyle geldik. Şimdiki geldiğimiz noktayı söylüyorum. Devam edeyim mi? Ara vereyim azıcık. Küçücük bir araya girmek istiyorum ben de. Derin yoksulluk ağı daha lokal bir çalışma ama İstanbul'da 18 Mart'tan bu yana yürüttükleri çalışmalardan bir veri analizi yapmışlar. Mesela orada da Hacer Fogo'nun açıklamalarına gözüm çarptı. Diyor ki 15 yıldır yoksul mahallelerde çalışıyorum ve ilk defa bütün temel ihtiyaçların birdenbire evlerden buharlaştığını gördüm. Yani bu bizim gördüğümüz alanda çalışan insanların da deneyimlediği yoksulluk deneyiminden çok daha hızlı ve tam da bu nedenle çok daha kriz yaratarak devreye giren bir süreç oldu. Kronik bir dip yokluk yaşıyoruz diyor. Ve bunun yanı sıra bir de uluslararası veriler var. Onlar da diyor ki sene sonuna kadar 260 milyon insan daha açlık sınırının altına düşecek. Tam sizin bu çizdiğiniz tablolar nedeniyle. Şunu merak ediyorum. Salgın süreci, 3 aylık bir deneyimimiz var bizim. Bir yandan bu gelişmeler olurken, tam da toplumun bu zayıf kesimlerini desteklemek için var olan sosyal hizmetler iyi işlediler mi? İyi bir imtihan verdiler mi? Çünkü çok can alıcı hikayeler de duyduk. Mahmut'la konuşmamızda da bahsetmiştik. İşte İtalya'daki huzur evlerinden gelen iddialar duyduk. Yani Türkiye'den böyle hikayeler çıkmadı. Ne mutlu ki çıkmadı. Ama ne oldu? Bu sosyal hizmetler neye evrildiler? Sosyal yardımları ondan bir tık sonra geçelim istiyorum. Bir genel olarak pandemi sürecinin sosyal hizmetlerdeki etkisi ne oldu? Bu soru için özellikle teşekkür ediyorum. Şimdi biz hiç kuşku yok ki hayatın öyle ya da böyle bu afet durumunda, kriz durumunda devam etmesine emek veren başta sağlık emekçileri olmak üzere bütün emekçilere şükran borçluyuz. Bunun altını bir kere kocaman kocaman çizmek gerek. Bunların bir bölümü görünen emekçiler, bir bölümü görünmeyen emekçiler. Hiç kimse belediye emekçilerinden söz etmiyor örneğin. Çöplerimiz toplanıyor ama. Sularımız akıyor ama. Elektriklerimiz yanıyor ama. Kuryeler çalışıyor. Evlere paket servisi geliyor ve benzeri ve benzeri. Sosyal hizmet emekçilerinin bir bölümünün de bu anlamda görünmez olduğunu ifade etmeliyim. Bu asla birisi daha öbüründen daha çok iyi kötü anlamında söylemiyorum bunu. Yani emek verenlerin tümü çok değerli. Hiç kuşku yok ki sağlık emekçileri de kendi hayatlarında taşıdıkları risk açısından hepimiz için çok kıymetliler, çok değerliler. Bugün bir görüntü paylaşmış bir doktor arkadaşım, izninizle onu paylaşayım. Bir ameliyat böyle pandemi döneminde bir inşaat işçisi yaralanmış. Ameliyathanede 24 tane sağlık görevlisi var. Her biri bir iş yapıyorlar. Bakın bir işçinin yaralan, bu müthiş bir şey. Ama bunun gibi şimdi sizin sorunuza yanıt olarak söyleyeyim. Türkiye nüfusunun bu İtalya, İspanya siz geçen hafta da sormuştunuz. Nüfusuyla da kıyaslayınca Türkiye nüfusunun %9'u 65 yaşın üzerinde. Bu bizim için hızlı bir şey ama %9. İtalya'da bu oran %22. Bizde huzur evlerinin toplam kapasitesi, rakamlara boğmadan söyleyeyim, ortalama 30 bin. Kamu, kamunda ağırlığı aile çalışma sosyal hizmetler, belediyeler ki azdır, özel sosyal hizmet kuruluşları dahil. Üstelik bir kısmı huzur evi, bir kısmı da aynı zamanda sürekli bakım rehabilitasyon merkezi. Görüldü mü COVID? Evet görüldü. Ama Türkiye şunu teslim etmek gerekir ki hiç terk edilen yaşlı, efendim solunum cihazından mahrum bırakılan yaşlı ve benzeri gibi konuşmadı. Bunlar İtalya'da, İspanya'da tekil midir, genel midir onu bilmiyorum. Orada da kritik bir şeyin altını çizerek söylüyorum. O da şudur. Özgür basın tartışır bunlar. Yani bunlar İtalya'da, İspanya'da olmuşsa, bugün tartışılmıyorsa yarın tartışılır. Sorunları çıkar. Türkiye'de sosyal hizmet emekçileri örneğin huzur evlerinde 14 günlük vardiyalarla çalışıyorlar. Yani şaka gibi 14 günlük vardiya.
Yani çoluğu, çocuğu, bütün hayatını tıpkı bir sağlık, diğer sağlık emekçileri gibi. Gerekçe ne? Türkiye onu da yanlış tartıştı. Bunu da burada söylemek gerek. 65 yaş ve üstü sanki hastalığı bulaştıran ve sorunlu bir grupmuş gibi algılandı. Hayır, o doğru değil. Oradaki yanlış betimleme onların ölüm riskinin yüksek olduğunu ifade etmek içindi. Ama bir müddet sonra neredeyse tekil olmakla birlikte kötü örneklerle de karşılaştık. Yaşlıyı sözlü hırpalamalar dahil olmak üzere. Tabii bir taraftan Yaşlıları gruplara yönelik bir ayrımcılık mı yükseliyor? Ne biz diye de. yani öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Sosyal hizmet camiasında da tartışıldı. 65 yaş kartlarını iptal edin. Sanki yaşlılar otobüslere bedava binip geziyorlar ve şey taşıyorlarmış gibi. Hayır, oradaki ifademizde ya da anlatımımızda sorun var diyelim. Yani bu yatılı sosyal hizmet kurumlarında vakalar görülmüş, veriler var. 1030 vaka tespit edilmiş, ölüm vakaları da olmuş COVID-19 ile ilgili ama o yaş grubunun genel ortalamasıyla kıyaslayınca bu çok düşük. Onun için bu konuda doğru karar veren, doğru uygulayan ki bu kararlar devam ediyor. Ben biliyorum bir yatılı sosyal hizmet kurumundan bir yaşlı ya da engelli hastaneye başka bir şey için gittiğinde geri aynı yere gelmiyor. O 14 günlük iç karantina sürecini yaşatıyorlar. Onun için bu süreçten sosyal hizmet bu kısmından başarıyla geçiyor diyelim. Geçti demeyelim. Bitmedi çünkü bu süreç. Ama burada önlemler iyi. Fakat esas önlemler şu. Sosyal hizmet sadece bununla yetinemez. Sadece bununla yetinmek durumunda değil. Örneğin sosyal hizmet odaklı psikolojik destekleme ve yardım çalışmalarını ciddi olarak düşünmek gerek. Telefonla çok yürütülebilecek bir şey değil. Yakın gelecekte bu nasıl yürüyecek? Yani bunları şimdi algılamakta güçlük çekiyor olabiliriz, görmekte güçlük çekiyor olabiliriz. Tıpkı diğer afetlerde olduğu gibi travmaların bir bölümü çok sonra çıkabilir. Gözlemsel olarak benim sahadan arkadaşlardan edindiğim izlenim o ki şiddet bildirim vakaları artmış durumda. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı veri o veri değil. O polise intikal eden verileri söylüyor. Hatta bir ara bir bilim insanı şey yazmıştı. Türkiye'de kadına yönelik şiddet Amerika'dan daha az diye yazdı. Oransal olarak doğru söylüyordu ama şunu söylemeyi unutmuştu. Orada bildirim fazla, bizde bildirim yok. Mesela Türkiye'de hiç şiddet vakasının bildirilmediği birkaç il söyleyeyim size. Şırnak'ta bir şiddet bildirimi yok kadına yönelik, hemen hemen benim hiç bildiğim. Bu hiç şiddet yoksa çok iyi. Şırnakların hepsini alnından öperim erkeklerinin ama bu doğru değil hiç kuşku. En çok bildirim Antalya ve İzmir Türkiye'de şiddet vakalarında, geçmişte de. Demek ki burada sorunlarımız var. Bu pandemi döneminde de bunların azalmadığı, arttığı anlaşılıyor. Üstelik demin sorduğunuz sosyal hizmet emekçileri açısından, sosyal hizmet uzmanları açısından söyleyeyim. Zorunlu olarak bazı ev ziyaretlerine gidiyorlar bu tür ağır vakalarda ve kendi temin ettikleri maskeleriyle ya da verilen sadece bir maskeyle gidiyorlar. Halbuki diğer sağlık emekçileri kadar yüksek risk taşıyorlar ya da gelenler öyle geliyor. Toplumun farklı kesimlerinin bu sorunu aşmak için yoğun bir çaba içinde olduğunu ifade etmeliyim. Sosyal yardıma gelelim mi? Evet, tam da şeyden gelelim hatta hocam. Son tartışmalar biliyorsunuz ev ziyaretleriyle sosyal yardımın yapılıp yapılmayacağının tahlil edilmesi sürecinde İBB'de meclis kararıyla bunlar kabul edilmedi. Yani kişinin beyanı, telefonla beyan üzerinden yardım talebini İBB kabul edemeyeceğini açıkladı en son yeni haberlerden. O da İBB meclis kararından geldi. Öte yandan bir de tartışma şu ki karantina koşullarında ev ziyaretini nasıl yapacaksınız? Ciddi bir patlama olduğundan bahsediliyor sosyal yardım taleplerine. Bize de bu arada çok fazla yazan vatandaşımız oldu yardım talebinde bulunan. Ve biz de devlet kurumlarını, kamu kurumlarını yönlendirmek zorunda kaldık. Çünkü böyle bir kapasitesi sivil toplum kuruluşlarının hepsinin yok yani doğrudan yok.
Velhasıl şu dönemde herhalde sosyal hizmetler başlığı altında en çok tartışılan konu sosyal yardımlar ola geldiler. Ne diyorsunuz? Sosyal yardım mekanizması nasıl işletildi, nasıl işletiliyordu daha önceden? Küçücük bir ağzınıza bal çaldınız bu konuyla ilgili ama biraz daha buna odaklanarak baktığınızda ve nasıl işletilmeli yani zaten? Bir derin nefes alarak söylüyorum. Bir kere böyle bir dönemde politik karar vericilerin ister yerel parlamentolarda ister merkezi parlamentoda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sözde değil, lafta değil, ciddi olarak uzlaşıyı daha yüksek düzeyde aramaları gerek. Yani şimdi herkes takımlarına bürünüp o takımlar üzerinden karar vermemelisiniz. Bir olağanüstü durum var. Örneğin ben merkezi yönetim tarafında olayım. Şu soruyu sorarım. Örneğin Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı kendisine E-Devlet üzerinden yapılan sosyal yardım başvurularını, sosyal yardımlaşma dayanışma vakıfları ya da evlere gidip inceleyerek mi karar veriyor? Biliniyor ki şu dönemde bunu yapmak çok zor. Yani Çok zor. denemeden. Riskli. O zaman şimdi koca bakanlık eğer bunu beyanı esas alarak bir süreç üzerinden yürütüyorsa zorunluluktan ötürü o zaman yerel yönetimde bunu zorlayacak bir süreci ben çok doğru bulmadığımı ifade etmeliyim. Bu bir. İkincisi bizim sosyal yardımlarla ilgili orta ve uzun soluklu politikamız ne? Örnek olarak söylüyorum. 14,7 milyon insana sosyal yardım yapıyordunuz. Siz buna 4 milyona yakın dezavantajlı koşuldaki mülteciyi ekleyin. Şimdi buna görünen o ki 2,5 milyon daha eklenecek olduğunu düşünün. Pandemi Bu nedeniyle. pandemi nedeniyle sosyal yardımlarla bu süreç yürür mü, yürümez mi? Şimdi burada İlini söylemeyeceğim. Hayata destekten uzman arkadaşlar sabah tartışıyorlardı. Yazışma ortamlarında tartışıyorlardı. Konu şu. Dört tane çalışma döneminde yurttaşı olan bir mülteci ailesinde bir kişi çalışabilir duruma düşmüş. Bir kişi çalışıyor. Diğerleri lokanta ve benzeri yerlerde kayıt dışı çalışıyorlarmış. Yani sizin sosyal yardım politikalarınızın asla kapsamadığı yerlerde çalışıyorlar. Ya da sadece gıda yardımı paketi, hijyen paketi gibi yardım paketleri dışında kapsamadığınız yerlerde çalışıyor. Şimdi arkadaşlar şunu tartışıyorlardı. Bu aileye biz sivil toplumun sınırlı olanaklarıyla sosyal yardım verecek miyiz, vermeyecek miyiz? Ben cevap vereyim. O yetkiyi kullansam ben veririm. Niye veririm? Çünkü o ailenin şu andaki durumu bu insanlar çalışamayacaklarına göre kayıtlı ya da kayıtsız mutlak yoksulluk çizgisi içindeki bir gelir düzeyini ifade ediyorsunuz. O zaman Türkiye'de karar vericilerin, sosyal politika yapıcıların, sosyal yardımı yürüten yerel yönetimlerin ve merkezi yönetimlerin şunu düşünmesi gerek. Sürekli yukarıdan aşağıya yardım vererek bu süreci nereye kadar götürecekler? Örneğin Ankara Büyükşehir Belediyesi şöyle bir şey açıkladı. Çok da alkış aldı. Ben alkışlamadım. Herkese çok iyi geliyor. Ben şu kadar yatırımı iptal ettim. Bunları sosyal yardıma aktaracağım dedi. Evet, çok acil durumlar için bu tür kararlar almak doğru olabilir ama planınız ne? Hangi sürede bunu devam ettireceksiniz? Bunu merkezi yönetim olarak da söylüyorum. Eğer sizin karşınıza çıkıp bir politikacı ya da karar verici, biz geçen yıl şu kadar milyon aileye kömür yardımı yaptık, bunu bu yıl %20 arttıracağım diyorsa, buradan başarı ve övgü beklememeli. Çünkü sosyal yardımların, sosyal hizmetlerin temel odağı kişiyi kendi kendine yeterli hale getirmek. Kritik nokta bu bir. İki, İstanbul'da dahil ederek söylüyorum. Bu konudaki olumlu çabaları da izliyorum pek çok yerde de. Sosyal yardımlarla ilgili karar, sosyal inceleme raporu dediğimiz karar, yerinde tespit yapılması ile ilgili karar aslında bir doktorun reçetesi gibidir. Bunu çok ciddiye almak gerek.
Nedir o reçetedeki karar? Eve gideceksiniz. Evde evet yoksulluğa bağlı bir yardım talebi olabilir. Sorun ama sadece yardım talebi mi? O evde başka sorun var mı? Örneğin engelli olup başka destek arayışı içinde olan insan var mı? Şiddet mağduru olan insan var mı? Yani ben bu örnekleri sıklıkla anlatıyorum. Eve gittiniz, yüzü gözü yara bere içinde bir kadın kapıyı açtıysa, siz ona tamam sana şu gıda yardımı yapma kararı aldık demeniz görevinizi yaptığınız anlamına gelmez. Ya da gittiniz, okula gönderilmeyen çocuk varsa, çocuk gelin vakası varsa. Şimdi bunları niye söylüyorum? Çocuk gelin olmaz. Kendime de kızıyorum. Tecavüze uğramış çocuk olur ancak. Çocuktan gelin olmaz. Evlendirilme riski olan çocuk varsa o eve giden kamu görevlisinin bir sistem yaklaşımı içinde bütün bunları ilgili kurumlara bildirme yükümlülüğü vardır. Bunu kim yapabilir? Bu işin eğitimini almış meslek elemanlarıyla siz sosyal incelemeyi yapmalısınız. Oysa ki sosyal inceleme raporları çok uzun bir süreden beri şuna indirgenmiş durumda. Bir form dolduruluyor, puan veriliyor. Öyle olduğu zaman bir eğitime çok fazla gözleme gerek yok. Bazen muhtarın orada da oturup o formu doldurup yardım yapılsın ya da yapılmasın kararı veriyorsunuz. Daha ilgincini söyleyeyim size. Sayısı 1003 oldu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları. Sonunda bunlar da arz ederim denilerek mütevelli heyetine sunuluyor. Bu neye benzer biliyor musunuz? Siz gittiniz, bir rahatsızlık belirttiniz. Doktor sizi muayene etti. Reçetesini hazırladı. Yazdı doktor, mesleki kanaatini bildirdi. İncelemesini yaptı, gözlemlerini yaptı. Var bunlar. Sonra başhekime arz ederim. Reçeteyi uygun görürseniz bu reçete yürürlüğe girsin gibi bir şeydir bu. Bu çok önemli, ayırıcı bir noktadır sosyal hizmette. Üçüncü noktayı da söyleyeyim. Bunu biraz uzattım ama bu çok kritik bir iş sosyal hizmette. Üçüncü nokta da şu. Biz nasıl bu yardıma bağımlı olmaktan, yani kul ve tebaa olmaktan yurttaş olmaya getireceğiz? Kendi kendine nasıl yeterli hale getireceğiz? Sürekli yardım mı yapacağız? Evet, bir bölümü ne sürekli yardım yapacağız. Doğru. 80 yaşında bir yaşlıya gidip erzak bırakarak bu işi çözemezsiniz yalnız yaşayan yaşlıya. Benim içimi çok acıtan bir örnek söyleyeyim. 2 ya da 3 sene önce İstanbul'da bir karı koca 80 küsur yaşlarında evlerinde donarak öldüler. O yaşlılar bir sosyal hizmet kurumuna aktarılmalıydı. Ya da onları denetleyecek gündüzlü bakım hizmetleri verilmeliydi. Siz onlara gidip yardım vererek ancak kendinizi rahatlatırsınız, sürdürülebilir yoksulluk. Bu noktada ne yapmalı sorusu gündeme gelecek. Ne yapmalının açık yanıtı şu. Bir kere incelediğiniz her yurttaşı, bu pandemi süreci dahil olmak üzere, güçlü yanlarıyla, desteklenecek yanlarıyla, geliştirilecek yanlarıyla ve kendisinin sürece dahil edildiği bir modelleme içinde üretken hale nasıl getirebiliriz'i konuşacağız. Ama bu Çiğdem için en iyi karar budur diye olacak bir iş değil. Birlikte düşünmek gerek. Birlikte buna çaba sarf etmek gerek. Sosyal hizmetlerin uygulamada zayıf kaldığı alanlardan biri de bu. Sizden çünkü şu bekleniyor. Günde 10 tane, 20 tane sosyal incelemeyi yap gel. Günde 20 tane sosyal inceleme yapılamaz. Doktor günde 100 hasta muayene edebilir mi? Eder. Birer dakika ayırmak başka bir şeydir. Onun o zaman yani emek vererek, çaba göstererek, nihai amaca yönelik olarak çocuğu ayrı, yaşlıyı ayrı, engelliyi ayrı, aile bütünlüğünü ayrı düşünerek karar vermeniz gerek. Bugün bir makale okudum. Çok da üzüldüm. Bir akademisyen yazmış. Sık tekrarlanıyor sosyal hizmet açısından. Bununla bu kısmı bitiriyorum. Efendim en kötü aile bile devlet korumasındaki yuva ve yurtlardan iyidir. Şimdi bu çok genel geçer bir laf. Bir bilim insanı bu lafı edemez. Hangi aileyi kastediyorsunuz siz en kötü derken? Çocuğuna tecavüz vakasının olduğu aileyi mi kastediyorsunuz?
Sokakta dilendirilen çocuğun olduğu aileyi mi kastediyorsunuz? Uyuşturucu kullanımının olduğu bir yeri mi kastediyorsunuz? Olur mu öyle şey? Evet, aileyi desteklemek, güçlendirmek, patolojilerini çözmeye çalışmak başka bir şey. Bu görevi yerine getirmelisiniz. Ama öyle vakalar var ki o çocuğun derhal alternatif bakım modelleri de dahil olmak üzere kamunun gözetim sorumluluğuna verilmesi gerek. Koruma Yani altında. bir Aynı şey kadınlar için de geçerli hocam. Yani ev içi şiddete maruz kalmış bir kadını o evde düzeltirsiniz aranızı diye barındırmaya devam etmek, ona böyle bir marj vermek, biraz daha uğraş demek ne kadar can alıcı bir şeydir. ya da bir tane daha doğur belki iyileşirsin demek. Yani size bir vaka hatırlatayım. Doğu Anadolu'daki illerden birinde önce yaralama nedeniyle kadın sığınma evine gelmişti bir kadın. Çıktı ve evine döndürüldü. O kadın çok ağır bir uzvu kesilerek tekrar geldi. Polise, sosyal hizmetlere. O kadın geri ailesine gönderildi. Aa, bu işte burada sosyal hizmet yok. Burada sosyal hizmet olmadığı gibi sosyal devlet yok. Kadın için de söylüyorum, çocuk için de söylüyorum. Evet, bizim birinci tercihimiz herkes mutlu mesut yaşasın, ne güzel. Ama bu olmadığı zaman, o zaman o sıcak el, o sıcak el sosyal hizmetler. Biz şu tanımı sık kullanıyorduk. Bazen bir eve sığdırılamaz bazı insanlar. Bu engelli olur, kadın olur, çocuk olur, yaşlı olur. Siz ona yuva olacaksınız. Kamu adına yuva olacaksınız. Mış gibi de yapmayacaksınız. Ki pandemi döneminde mesela konuşulan konulardan biri de şuydu hocam. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar uzaktan eğitim, televizyondan eğitim, işte bilgisayardan eğitim bunlara erişseler dahi, ellerinde araçları olsa dahi o eğitimi alma konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Daha özel bir dille anlatılması lazım. Mesela gene kenarda köşede kalmış toplumun görünmezlerinin içindeki bir vaka, bir durum pandeminin içerisinde vardı. Şeyleri hiç konuşmuyorum. Birçok yerde de konuştuk zaten. İşte mevsimlik tarımdaki çocuklar, mülteci çocuklar, bunların uzaktan eğitim sıkıntıları. Onlar da bambaşka mevzular. Sizi de çok tuttuk. Yayının sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Ben hızla sormak istediğim bir iki soru daha var. Onları da sormak istiyorum. Var mıdır vaktiniz? Biraz daha tutabilir miyiz hocam? Ben memnuniyetle bir bu kadar daha dururuz. Siz yayının süresine bakın. Tamam o zaman. Berivan şu anda bir soru sormuş. Yapılacaklar meselemiz yönetim ve buna bağlı üretim sistemlerinin değişmesi demektir diyebilir miyiz hocam diye sormuş. Yapılacaklar listemizde yönetim, Şimdi üretim. bunu söylememizin önünde bir sakınca yok. Bunu konuşmak gerek. Ama ben sosyal hizmet odaklı olarak şunu söyleyeyim, yeni döneme ilişkin olarak. Bunu mülteciler konusunda da sıklıkla söylüyorum. Şimdi hayatı yeniden tanımlama dönemindeyiz. Bu yeniden tanımlama döneminde özellikle dezavantajlıları sürecin içine katarak yeni alternatifler üretmeliyiz. Nedir o yeni alternatifler? Bir, kadını ekonomik olarak da güçlendirecek ama aynı zamanda hakları itibariyle de güçlendirecek modelleri tartışmalıyız. Bu modellerin içinde ben yerelde örgütlenmeyi önemli görüyorum. Bu yerelde örgütlenmeyi de ikiye ayırabiliriz. Bir mahalle ya da mahalleler ölçeğinde örgütlenme. Bunun sosyal hizmetlerde karşılığı sevmiyorum ama öyle söyleyeyim hadi. Community Center, toplum merkezidir. Bizde 50 tane isimle söylendiği için böyle söylüyorum. Çatom deniyor, toplum merkezi deniyor, mahalle evi deniyor. Adına ne derseniz deyin bir mahalle. Ama buna bir ek yapayım. Kadını güçlendirmek için bu sosyal hizmetin tanımları ya da sosyolojinin tanımları içinde sadece coğrafi olarak değil, fonksiyonel toplum içinde de örgütlenmeyi teşvik edebilirsiniz. Oradaki çıkıştaki en güçlü odaklardan biri kadın kooperatifleri gibi geliyor bana. Ama bu şu demek değil. 4 tane, 5 tane kadın bir şeyler üretsin, onu da yakın çevredekiler yardımlaşma amacıyla alsınlar anlamında bir şey değil. Bayağı ciddi bir kooperatif örgütlenmesinden bahsediyorum. Örnek isteyene de benim örneklerim var. Söyleyeyim, hiç sakıncası yok söylemem. Politik gerekçeyle de söylemiyorum. Bakın, Ovacık deneyimi var Türkiye'nin.
bir küçücük ilçe Türkiye'nin gündemine oturdu. Büyük örnek mi istiyorsunuz? Tire Süt Kooperatifi var. Ödemiş'teki kooperatifler var. Soma'da Emekçi Kadınlar Kooperatifi var. Sınırlı bir ölçektir ama orada başarabilmek önemlidir. Mardin Yeşilli'deki Hayata Desteğin Kaymakamlık'la birlikte yaptığı kooperatifler var. Şimdi zaman bunları güçlendirmek. Ama bu güçlendirmede özellikle yerel yönetimlere düşen bir görev var. Berivan'ın sorusuna da yanıt olarak söylüyorum. Yerel yönetimler bu işin pazar sorununu ve lojistik sorunlarını çözmede sorumluluk üstlenmeliler. Tire Süt Kooperatifi böyle yaşamıştır. Okul sütü projesiyle başlamıştır. Bugün İstanbul'da Tire Süt Kooperatifi'nin ürünlerine pek çok yerde ulaşamıyorsunuz. Önceden isminizi yazdırıyorsunuz koca koca marketlere. Bakın bu bir başarı öyküsü. Ben bunu kent enstitüleri gibi de düşünebilirsiniz diyorum. Yani yeni modelleri çalışmamız gerek. Bunları konuşmamız gerek. Şunun doğru olmadığı söyleniyor yoksullukla ilgili. Bir soyut düzen tasarlayalım. O düzen gelecek ve bunların hepsi birden olacak. Yok böyle bir şey. Örnekleri yaratmak, örnekleri çoğaltmak. Mülteci kadınlarla ilgili çok sorunumuz var. Peki nasıl güçlendireceğiz onları? Nasıl entegre edeceğiz? Nasıl birlikte çalışacağız? Yani birlikte yaşamak becerisini nasıl geliştireceğiz? Yerelden örgütleyerek bunu düşünmek gerekiyor. Yerelde de örgütlenmek aslında merkezi örgütlenmeyi de etkiler ve zorlar. Ben bunu çok yaşamsal görüyorum. Örgütlü toplum, aktif yurttaş tanımı açısından önemli görüyorum. Özellikle şimdi hayırseverlik üzerinden, bu kötü bir şey değil hayırsever olmak. Hayrat kötü bir şey değil ama çözmez sorunu. 20 milyon yardım bekleyen insan olduğundan bahsediyorsak, hele hayırseverlik üzerinden temel ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal yardımı sunmak pek de makul bir çözümmüş gibi durmuyor zaten hocam. Tam da burada bir küçük müdahale soruyla devam ettirmek istiyorum. Siz bizim kekik kooperatifinin kurulma sürecinde de çokça konuştuk. Hala da konuşmaya devam ediyoruz. Her toplantımızda çok da zihnimizi açıyorsunuz. İyi örneklerden de bahsettiniz kooperatiflerle ilgili, mahalle yapılanmalarıyla ilgili. Şimdi sivil toplum sizce bu sosyal hizmetlerin tesisiyle ilgili nasıl bir rol üstlenmeli ve şu anda mevcut üstlendiği haliyle işlevini yerine getirebiliyor mu? Eksikleri nelerdir? Ya da İyi ki var dediğimiz şeyler nelerdir? Bir de bunları sizden duymak isteriz. Ben bu konuda ikili düşünüyorum. Sivil toplum önemli midir? Evet önemlidir. Niye önemlidir? Yaptıkları ettiklerinden daha önemlisi şudur. Sivil toplum eğer doğru yöntemlerle yurttaşları ya da hizmet verdiği dezavantajlı kişileri de sürecin içine katarak bir şeyler üretiyorsa bu aslında bir kapasite geliştirmektir. Bu sosyal sermayeyi güçlendirmektir. Ben yapabilirim, ben başarabilirim duygusunu tabana yaymaktır. Sivil toplum bunu yaptığı ölçüde aslında köklü değişimin anahtarlarından birini çevirmiş demektir. Ama şu tartışmayı reddederek söylüyorum. Sivil toplum sosyal devletin yerine geçer mi? Hayır, 80'lerin tartışması. Sosyal devlet olacak. Biçimi, içeriğini tartışmalıyız. Efendim, yurttaşlık gelirini mi konuşacaksın? Konuşalım. Bunların konuşulması gerek. Sivil toplum örnek modeller yaratabilir bir. Kekik bunlardan bir tanesi olabilir. Geliştirilip güçlendirilmesi gerek. İki, sivil toplumun çok önemli ayaklarından biri, Türkiye'de çok zor ayaklarından biri savunuculuk yapmaktır. Görünmeyeni görünür hale getirmektir. Bu çok önemlidir sivil toplum açısından. Sivil toplum da eski terminolojiyle ben dememeli sadece. Birlikte çalışma becerisini ve kültürünü de sivil toplum geliştirmelidir. Pandemi sürecinde ben mülteci odaklı sivil toplum kuruluşları ile ilgili içten gelen bir şeyi söylemeliyim, paylaşmalıyım, hakkı teslim etmeliyim. Çok hızlı tavır aldılar ve tutum aldılar. Bu çok önemli bir şey. Bakın dil bilmeyen insanlar, yol bilmeyen insanlar bunlar için
Çok dilli yayınlar yaptılar, ulaşmaya çalıştılar, telefon hatlarını açık tuttular, dokunmaya çalıştılar. Kimliği olmayan ve benzeri hala bu tür sorunlarımız var. Sivil toplum çok önemli bir iş yaptı ve yapmaya devam ediyor. Başka bir şey söyleyeyim. Mevsimlik tarım işçiliği sorunu bizim yeni bir sorunumuz değil. Hatırlayın Orhan Kemal'in romanlarından başlayın. 50'ler sonrasında yani ben alanda 3 kuşak 4 kuşak mevsimlik tarım işçilerini gördüm. Ama bu dönemde çok ek yüklerle yüklendi mevsimlik tarım işçileri. Onun da görünmesine katkıda bulundular. Emeği geçenlerin hepsine şükranlarımı sunarak bunu söylüyorum. Yurttaş olarak söylüyorum bunu. En azından seyahat koşullarının iyileştirilmesi düzeldi mi? Hayır, hemen düzelmiyor ama işte sivil toplumun görevi de bunları gündemde tutmak, konuşulabilir kılmak. Bir şey daha ortaya çıktı. Ben bunu hep önemsiyorum. Mesela şunu konuştuk pandemi döneminde. Çayı konuştuk anımsıyorsanız. Çay toplanamıyor. Niye? Gürcüler gelmedi, Azeriler gelmedi. Gürcistan ve Azerbaycan'dan bize işçi mi geliyordu? Turist geliyordu biliyorsunuz. Turistler geliyordu 45 gün çalışıp gidiyorlardı. Gördüğünüz gibi kayıt dışılık bu demek işte. Yasal olmayan bir süreçten söz ediyoruz. İşçi olarak geliyordu. Herkes biliyordu ama bizim turist sayımıza ekleniyorlardı. Şimdi görünür hale geldi. Bazen bu tür kriz dönemleri bazı şeyleri görünür hale getirdi. Demin bıraktığımız yere ek olarak söyleyeyim. Türkiye mevsimlik tarım dahil olmak üzere örgütlenmeyi yeniden keşfedecek ve konuşacak. Bu başarılacağı anlamına gelmez. Bu tür dönemler bazen daha iyiye, daha aydınlığa doğru evrilmenin kapısını aralar. Bazen de tam tersi daha totaliterleşmeye doğru kapıyı aralar. Dilerim ki birincisi olur Türkiye'de. Daha örgütlü, daha aktif yurttaşların olduğu bir yapıya doğru evrilir diye umut edelim. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok kafa açıcı ve çok keyifli bir sohbet oldu. Son bıraktığınız yerden ben de sizin yayın öncesinde konuştuğumuzda da lafı böyle bağlamak isterim izninizle dediğim anekdotu vermek istiyorum. İnsanlık öğrenilerinin tamamını aslında tarihe bakarak çıkardığı derslerle de zenginleştirmiş, ileriye taşımış. Bu dönemde ben de işte kitapları karıştırırken önüme çıkan tarihi kesitlerden biri Roma İmparatorluğu'nun yıkılışı. Bahsettiğimiz zaman 5. yüzyıl yani. Ve bu imparatorluk yıkıldığında köylüler, o dönemin köylüleri İtalya'daki müthiş bir özgürlük alanında yaşamaya başlıyorlar. Kendi topraklarını ekiyorlar, kendileri de hasadını kaldırıyor. Bir işte feodal beye bağlı değil, bir imparatora bağlı değil. Fakat çok kısa sürüyor bu. Çünkü barbar akınları başlıyor. Barbar kelimesi de bu arada Yunanca'dan geliyor ve sadece Grekçe konuşmayanlar, Yunanca konuşmayanlar demek. Daha sonra bugün dilimize oturduğu anlamını kazanmış. Ve köylülerden sonra o özgürlüklerini kendi rızalarıyla bırakıp bir feodal beyin topraklarının serfi kölesi haline geliyorlar. Ve iddia ki Hobsbawm'ın kitaplarında da geçer bu gibi anlatılar. Belki de orta çağ içinde çok başka bir şey çıkabilirdi. Çok daha kısa sürebilirdi. Hikaye bu kadar karanlık olmayabilirdi. Ama kendi özgürlüklerinden vazgeçen Roma köylüleri bu çanağa bir su taşıdılar diye geçiyor. Buradan kıssadan hisse, özgürlükler herhangi bir korku durumunda, kaygı durumunda vazgeçilecek bizim kenara bırakacağımız haklar, hizmetler, kazanılmış haklar ve hizmetler, kenara bırakabileceğimiz değerler olmasa gerek. Salgın dönemi de yeni bir korku ve yeni bir kaygı coğrafyasında oluşturdu. Bu sefer tüm dünyaya yayılmış şekilde. Umuyorum daha güçlü, o özgür köylülerin kuramadığı hayali kurabilecek, daha dayanışmacı, daha haklarına sahip çıkan bir sürece doğru evriliriz. Siz de hep söylersiniz. Başka bir dünya mümkün. Başka bir dünyayı beklemeden gerçekleştirelim hep birlikte. Hepinizi saygıyla selamlıyorum ben de. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Hoşça kalın.